kitap severler, yaz süresi boyunca daha önceki videomda belirttiğim gibi 1, 2, 3, 4 diye sıralayarak videoları çekmeye çalışacağım ve size bu şekilde paylaşmaya çalışacağım kitaplarımı, okuduklarımı en azından. Çünkü zaman ve mekan anlamında biraz sıkıntı çektiğimden bahsetmiştim bir önceki videoda. Bu videoda ise tamamen Can Yayınları'ndan okumuş olduklarımı sizinle paylaşmak istiyorum. Kampanya dahilinde olan kitaplar da vardı. Onlardan da bahsedeceğim. Orada aldıklarım, sonrasında veya öncesinde aldıklarımı da bir arada bir oluşturacağım bir video açıkçası düşündüm. Ve okudum da bayağı bir kitap olduğu için Can'dan. Sadece diğer yayın evlerini karıştırmadan sadece Can Yayın Evi'nden okumuş olduğum kitapları sizinle paylaşmak istiyorum bu videoda. Umarım içlerinden hoşunuza gidecek, beğeneceğiniz, ilginizi çeken kitaplar çıkar ve onları siz de okursunuz veya paylaşırsınız. İsterseniz hani lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Bayağı bir kitabım var çünkü. Öncelikli olarak küçük arkadaşlarım için buna çok dikkat ediyorum. Kuvvetle muhtemel ona da şey yapmışsınızdır, görmüşsünüzdür. Çünkü beni takip eden çok fazla ebeveyn var, anne baba var ve ona da benden de özellikle istedikleri için de ben de buna özellikle dikkat ederek çocuk kitaplarını sizinle okuduklarımı en azından paylaşmaya dikkat ediyorum. Bu yaz süresince, yani bu 2 aylık süre içerisinde okuduklarımdan ikisi ise Candan özellikle okuduklarım, diğer yayın evlerindekini bir başka videoda bahsedeceğim. Büyük İtemer'den Pulvar Savaşı ve Ronald Dahl'dan Büyülü Parmak. Her ikisi de aslına bakarsanız çok yoğun ilgi çeken kitaplardan birisi. Birisinin 22. baskısı, diğerinin ise 5. basımı söz konusu. Can çocuğun kitaplarını ben mümkün olduğunca takip etmeye çalışıyorum. Arkasında her zaman bir skala olduğunu, hani eğer siz hani düşün, hani mesela kitabı aldığınız zaman bazen bakıyoruz, acaba bu yaşına uygun mudur, okuyabilir mi, kendi okuyabilir mi diye yaş skalasını takip edebilirsiniz. Çoğu zaman bu yaş skalası tutuyor. Ülkü Temer'den başlamak istiyorum. Ülkü Temer'in şöyle içerisini göstermek istiyorum. Renkli çok güzel pullar var ve pulların bir nevi öykülerinden bahsederek onları tanıtmaya çalışıyor. Ülkeleri tanıtmaya çalışıyor Ülkü Temer. Bu nedenle benim keyifle okudum ve küçük arkadaşlarımın da ilgisini çekebileceğini görüyorsunuz. Puntaları da oldukça büyük, rahat okuyabilecekleri bir kitap. Diğeri ise Büyülü Parmak ise Ronald Dahl'ın zaten çok ünlü bir yazar kendisi. Tıpkı Ülkü Temer gibi. Burada da bir yaş skalası söz konusu. İllüstrasyonlar var içerisinde. İlgili okuyorsunuz, keyifli okuyorsunuz. Büyülü Parmak da bu anlamda küçük arkadaşların özellikle bu yaz aylarında rahatlıkla okuyabileceklerini, yeni okumaya sökenler için birinci sınıf veya ikinci sınıf olanların da rahatlıkla okuyabilecekleri kitaplar olduğundan sizinle de paylaşmak istedim. Can Çocuk'tan çıkan Ülkü Temer'in Pullar Savaşı ve Büyülü Parmak, Ronald Dahl'ın bu yaz aylarında okuduğum 2 kitabıydı Can Yayınları'na dair. Sizinle paylaşmak istediğim diğer kitaplar ise öncelikle şu Japon edebiyatından birazcık bahsetmek istiyorum. Çok kalın 2 tane kitabım var. Birisi Nazlı Kar. Tanizaki'nin bir kitabı bu. Çok fazla hani kalın gözüktüğü için hani çok korktuğum. Acaba okuyabilir miyim? Acaba şey yapabilir miyim? Şöyle açayım bu arada rahatlıkla görülsün. Çok güzel bir kapağı söz konusu. Bizi Esin Esen tarafından dilimize çevrilmiş Can Roman'dan çıkan bir kitap bu. Tanizaki'nin kült eserlerinden birisi. Şöyle de göstermek istiyorum içerisinde. Basımı çok güzel. Rahatlıkla okuyorsunuz. Hani ya çok küçük mü harfleri okuyamayız mı falan gibi bir düşünceniz olmasın. Çok çok rahatlıkla okuyorsunuz. Yanlış hatırlamıyorsam Sasame Yuki diye geçiyor. Şurada da hatta geçiyor. Evet, Sasame Yuki. Yani Nazlı Kar aslında şuradan bir gönderme var. Japonca adını da özellikle söylemek istedim. Kiraz çiçeklerini zaten burada da bir betimlemesi söz konusu. Daldan, yani kiraz ağacından kopup yere düşüşü sırasındaki o salınımına bir gönderme var. Şiirsel bir gönderme var aslına bakarsanız. Tanizaki bu anlamda betimlemeleri çok güzel yapan ve özenen bir yazar. Bu da onlardan birisi. Benim keyifle okuduğum ve ilgili okuduğum bir kitap oldu. Dediğim gibi ilk başta göz bayağı bir korktu çünkü bayağı bir kalın bir kitap. Ancak şöyle bir duru var. Şöyle bir durum var. Özellikle savaş öncesi döneme ait olan bir kitap Tanizaki'nin. Şundan da daha sonra bahsedeceğim, anahtardan da. O da başka, yani savaş sonrasına ait olan bir romanı. Onu da ayrıca bahsetmek istiyorum. Savaş öncesinde, yani 1936 ile 40'lı yıllar arasında, 41 ya da 42 yıllara kadar süre gelen
bir ailenin yaşamını okuyoruz burada. Dört tane kız kardeş var. O yüzden nedenle de aslında bakarsanız bir kadın romanı olarak da geçiyor bu kitap. Özellikle o dört kız kardeşin birbiriyle olan ilişkisi, çevresiyle olan ilişkisi, aile ilk başta çok varlıklı, sonrasında bu varlığını yitiriyor. İki abla evli, eşleri var, çocukları var. Onların birbiriyle olan ilişkisi. Bekar olan iki tane kız kardeş var. Bir tanesi Yukiko. Zaten genelde ana tema üzerinde, hani onun üzerinden gidiyoruz. Çünkü Japon geleneksel kültürle yetiştiğinden dolayı ve o dönemde dahil kimono ile geziyor. İşte bir yere gidecekse ona göre giyiniliyor ve süsleniliyor. İşte ya da işte kiraz ağaçlarının salınımı veya işte havai fişek gösterilerinin seyredilmesi de söz konusu. Bunlarla ilgili atıflar da var. Pek çok bilgi var. Japon kültürüne dair çok çok fazla bilgi var. Bunları da o dönem itibariyle okuyorsunuz. Diğer kız kardeşi ise, yani Yukiko ne kadar gelenekselse, diğer kız kardeşi de o kadar, hani o dönemde Japonya batıya açılma söz konusu. Biraz işte oradan etkileniyor. Avrupa'dan çok fazla etkileniyor. Böyle batılı tarzda elbiseler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Hanımlar bunları tercih etmeye başlıyor. Toplumun değişimi söz konusu, devinimi söz konusu. Görücülerin nasıl aslında kızları ya da işte Japon kültüründe hanımları nasıl değerlendirdiği, ufacık bir lekenin bile nelere mal olabileceği, yüzünüzde veya işte teninizdeki ufacık görünen bir leke bile sizin elenmenize neden olabileceğini de özellikle belirtiyor. Bu nedenle Tanizaki'nin, hani çok kalın, bu nasıl okuyacağız üf falan, bir yas sıcağına demeyin, akıp gidiyor elinizden su gibi. Nazlı Kar'ı bu anlamda öneriyorum ve mümkün olursa eğer kampanyaları takip ederseniz çok da uygun fiyata alabilirsiniz diye sizinle de paylaşmak istedim. Bunun üzerine hemen Tanizaki'nin bir diğer kitabını eklemek istiyorum. Yine Japon edebiyatından devam ediyoruz. Anahtar. Bu da bir roman. Can Hoca tarafından çevrilmiş, Can Erkin tarafından dilimize kazandırılmış bir roman. Anahtarın uzun süredir basımı yoktu. Açıkçası beklediğim kitaplardan birisiydi. Şimdi üçüncü baskısı gelmiş. Arka arkaya kuvvetli muhtemel baskısı geldi. Şöyle de içerisini göstermek istiyorum. Çok rahatlıkla okunuyor. Tam yazlık dediğimiz kitaplardan birisi. Bundaki fark ise, Nazlı Kar savaş öncesine ait olan bir kitabı iken, yazarın Anahtar ise savaş sonrasına ait olan bir kitabı. Bu şekilde karşılaştırıldığı zaman aslında savaş sonrasındaki Japon toplumunun değişimi nasıl etkilediği veya bakış açısı nasıl olduğuna dair de karşılaştırma yapabilirsiniz. Aynı kalem üzerinden diye sizinle de bu nedenle paylaşmak istedim. Şöyle bir durum var. Biraz trajikomik bir kitap bu. Orta yaşlarda diyeyim, 45-50 yaşlarında varmış olan bir evli çiftimiz var. Bir kızları var. Onun işte anlaştığı bir beyefendi var. Zaman zaman evlerine geliyor. İşte beraber yeniliyor, içiliyor. Diğer yandan bu karı koca gizli, hani gizli ama pek de gizli değil. Birbirlerinden farklı zamanlarda günlük tutuyorlar. Ve çaktırmadan da işte hanımefendi beyefendi okumasını istiyor. Beyefendi hanımefendi okumasını istiyor. Bu günlükler üzerinden birbirlerine söyleyemedikleri iltifatlar, eleştiriler ya da hoşlarına giden kısımları belirtmeye çalışıyorlar ama artık bir noktaya, öyle bir noktaya geliyorlar ki hani kaş yapayım derken göz çıkarayım kısmına da geliyor. Diğer yandan işte orta yaşın vermiş olduğu bir durgunluk, bir dinginlik de var. Birbirlerinin arasındaki aşkı da alevlendirmek istiyor. Ancak kıskançlık üzerinden de gittikleri için biraz işler karışıyor. O yüzden de bu tarz kitapları seviyorsanız ve hoşunuza gidebileceğini düşündüğüm için de paylaşmak istedim. Özellikle de yazarın her ikisi de kült eserlerinden birisi Anahtar ve Nazlı Kar'da. Bu anlamda benim keyifli okuduğum iki kitaptı Can Yayıncılık'tan. Tekrardan şeyden devam ediyorum diyeceğim ama buraya bir Doğan kitap var. 1Q84. Bu Japon edebiyatı ile alakalı olduğu için buraya koymuştum ama devam edeyim. Bundan da bahsedeyim. Arada bir tane de Doğan geçsin. Haruki Murakami'nin bendeki 16. baskısı. Artık bütün dünya tarafından bilinen 3, şöyle de göstermek istiyorum, oldukça kalın 3 cildin bir arada oldu, yani 1, 2 ve 3. cildin bu şekilde temin edebiliyorsunuz. Onun dışında ayrı ayrı halde de Doğan kitap bunları bastı. Hani taşıması kolay olsun, okuması kolay olsun diye. Şöyle iç bir şey kapağını da göstermek istiyorum. Çok şık da bir kapağı var. Sert kapak, onu da göstereyim hatta. Şöyle sesi de geldi. İçerisindeki yazıları da göstermek istiyorum. Hani hep böyle bir Doğan kitabı bir eleştiri vardır.
özellikle kağıt kalınlığı ile ilgili. Bunda biraz fark ediliyor ama rahatlıkla okuyorsunuz. Herhangi bir takılma söz konusu değil. Haruki Murakami'nin özellikle distopik yapıda tüm dünya tarafından bilinen bir kitabı 1984. Bu nedenle eğer bu tarz kitapları seviyorsanız tercih edebileceğiniz bir kitap. Diğer yandan ilk hani Murakami'ye başlamak için ilk kitap mı dersiniz? Pek değil. Çünkü kalın olduğu için gözünüz korkabilir. Alışkın olmayabilirsiniz. O yüzden de diğer kitaplarıyla hani başlamak, bir adım atmak, sonrasında da buna geçmek biraz daha mantıklı gibi geliyor. Bu yüzden de ben aslında Can yayınlarından bahsedeceğim ama bu da arada özellikle belirtmek istediğim kitaplardan birisiydi. Koymuşum. Bu arada bu da geçmiş oldu. Bu nedenle yaz aylarında da hani biraz ya işte çok kalın bu yine nasıl okuyacağız falan demeyin. Gerçekten çok sürükleyici bir dili var. Murakami'nin dili her zaman için sürükleyici. Sizi alıp götürüyor ve ilgili okuyorsunuz. 1984 bu anlamda benim severek ve beğenerek okuduğum bir kitap oldu. Bu yaz ayları içerisinde. Hop düşüyorum. Devam ediyorum Candan. Murat Gülsoy'un Öyle Güzel Bir Yer Ki roman olarak geçen bir kitabı. Ben bunu kampanyadaydı ancak kampanya öncesinde okuduğum bir kitap bu. Şöyle içerisinde göstermek istiyorum. Baskısı çok güzel. Özellikle öykü severlerin aşina olduğu bir isim Murat Gülsoy. Ancak bu bir romanı. Fırtınalı bir gece sonrasında bir araya gelen arkadaşların hayatlarının hani bir yerde toplanması ve bir yerden ayrılmasıyla alakalı olarak oldukça akıcı bir dili var. Ben keyifle beğenerek okudum. Hem öykü severlerin hem de roman severlerin kaçırmak istemeyeceğini düşündüğüm için de sizinle de paylaşmak istedim. Öyle Güzel Bir Yer Ki Murat Gülsoy'dan Can Yacık'tan okuduğum yazarlarındaki bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitap ise Michelangelo. Can biyografiden çıkan bendeki 3. baskısı ve Kemal Atakay tarafından dilimize çevirmiş Bruno Nardini tarafından da yazılan bir öykü, pardon biyografi kitabı. Bu kitap uzun zamandır elimdeydi. Yarım yarım bir yerlerde hep unutup sonrasında da tamamladığım bir kitaptı. Sonunda çok şükür bitirdim. Michelangelo'nun yaşadığı dönem itibariyle yapmış olduğu sanat eserlerini çok detaylı bir şekilde dönem bilgileriyle beraber veriyor. O yüzden de benim çok keyifle ve ilgiyle okuduğum kitap oldu. Şöyle ki Michelangelo sadece resim, işte heykel değil, mimarlık ve şehir alanında da çok fazla, yani çok üretken bir adam. Bir dahi olarak da zaten geçiyor. Ancak bulunduğu dönem biraz karışık. Kardinallerin çok yoğun baskısının olduğu, işte bir yandan Roma çekiştiriyor paçasından, bir yandan Floransa'ya gitmek istiyor. Ailesi her zaman destek, babası sürekli olarak telkinlerde bulunuyor dikkat etmesi için. Kendisini iyi beslenmesini, işte çünkü çok ciddi salgınlar var, özel salgın hastalıklar çok fazla. Ona çok dikkat etmesi gerektiğinden bahsediyor, sıkıldığında gel diyor vesaire vesaire, pek çok şey söylüyor ve hep yanında olduğunda belirtiyor. Ama hep böyle aklı hep Floransa'da, hep bu yani memleketine gitmek istiyor ki zaten naaşta Mediciler özellikle o dönemde çok baskın. Yani öldüğü zaman 1800'lü yılların sonunda ölüyor diye tahmin ediyorum burada kalmış hakkında. Hani kendilerinin gösterdiği yere gömmesi isterken yeğen tarafından naaşı işte ticari balyalar dediğimiz bu balyaların arasına sarılaraktan tekrardan Floransa'ya kaçırılıyor ve oraya istediği yere, yani vasiyet ettiği yere gömülüyor. Bu arada dönem itibariyle Leonardo var, Raffaello var, birbirleri olan ilişkileri, rekabetleri, düşünceleri kitabın içerisinde yer almış. Ayrıca kitabın sonunda da hani bu sanatçıya dair hani hem bir döküm söz konusu, yapıtların bulunduğu yerler ve tarihleri de detaylı olarak bilgilendirilmiş, verilmiş. Benim ilgiyle okuduğum bir kitap oldu. Özellikle sanat kitabı okumayı sevenlerin kaçırmak istemeyeceğini düşündüğüm için sizinle de paylaşmak istedim. Michelangelo, Bruno Nardini tarafından yazılmış, kaleme alınmış ve Can biyografiden çıkan okuduğum bir diğer kitaptı. Tekrar Can'dan devam ediyorum. Özellikle Can kampanyanın hani yıldızlarından birisi diyebilirim benim için. Salapurya Mahallesi, Sibel Şakacı tarafından dilimize çevrilmiş. Penelope Frisker tarafından da yazılan, kaleme alınan bir kitap. Kısacık gözüküyor. Yazarın bir de Mavi Çiçek adlı bir kitabı var yine Can'dan çıkan. Onu daha okumadım ama kuvvetle muhtemel okuyacağım. Onu da sizinle paylaşmak istiyorum. Yazar yani orta yaşlarını geçtikten sonra patlayan bir yazar. O kendi de şaşırıyor pek çok konuda. Salapurya Mahallesi de bu anlamda çok ilgi gören kitaplarından birisi. Peki Salapurya nedir? Salapurya, hatta şurada da fotoğraf, şeyleri, şekilleri, illüstrasyonları da var.
Muhakkak böyle gözünüzün önüne gelebilecek bir şekilde tasvir etmeye çalışacağım. İşte Thames Nehri'nde, İngiltere'de veya işte Hollanda'da ya da bu tarz nehirlerin üzerinde yaşanabilir olan gemiler ya da işte atıl durumda olan, açık denizlere çıkmayan, sadece nehir üzerinde hareket edebilen gemilerde yaşayan insanlar, hani burada özellikle mahalle anlamında kitapta bahsediliyor. Salapurya da bu gemilere deniyor. Bu gemiler aslına bakarsanız hem içerisinde barınabileceğiniz, hatta gezi yapabileceğiniz ya da misafirleri ağırlayabileceğiniz, partiler yapabileceğiniz yerler. Oldukça büyükler, genişler ama diğer yandan masrafları da çok fazla. Yazarın kendisi de yaklaşık 2 sene kadar bu tarz bir evde yaşamış. Eşinden ayrılmış, çocukları olmuş vesaire vesaire, onlarla beraber yaşadığı için o kitabın içerisinde otobiyografik veriler çok fazla bu nedenle. Nenna'ydı sanırım, değil mi? Evet, Nenna'nın 2 kızıyla beraber yaşamış olduğu, işte Salapurya'dan bahsediyor. Bu arada şöyle bir anekdot da eklemek istiyorum. Hani şey demiyoruz, işte Nenna'nın gemisi demiyoruz ya da Ayşe'nin gemisi demiyoruz. Ayşe'nin Salapuryası denmiyor. Mesela eğer bu Salapurya'nın ismi ya da bu teknenin ismi Yakamos'sa, Yakamos'un sahibi deniyor. Ve siz bu şekilde çağrılıyorsunuz toplantılara veya ortak bir karar alınacaksa, bu şekilde bir ilerleme söz konusu. Bu da ayrıca hani bu hani kültüre ait de pek çok veri de kitabın içerisinde verilmiş. Oldukça zengin bu anlamda kitap diyebilirim. Hani denizcilik anlamında ya da bu kültür anlamında da çok fazla done var. Nena'nın hani eşi kesinlikle bu tarz bir yerde yaşamak istemiyor. Buna direniyor. Onun oraya çekmek için uğraşması, kızlarıyla olan bağlantısı, diğer yandan gemiyi yani tekniği işte ayakta tutmak için çabasını okuyoruz. Benim keyifli bir ilgili okudum. Bir kitap oldum. Diğer Mavi Çiçeği de dediğim gibi bir an önce okuduktan sonra sizinle paylaşmak istiyorum. Candan çıkan bir romandı bu. Salapurya Mahallesi'nde Penelope Frisgert tarafından kaleme alınan, benim sizinle paylaşmak istediğim bir diğer kitaptı. Sizinle paylaşmak istediğim yine Kampanya'dan çıkan Müge İplikçi'nin Çok Özel Esinler Sözlüğü. Öykü kitabı, yanlış hatırlamıyorsam 9 tane öykü olması gerekiyor. Şöyle de içerisinde göstermek istiyorum. Müge İplikçi okumadıysanız eğer, kalemle tanışmak anlamında okunabilir bir kitap olduğunu düşünüyorum. Diğer yandan alfabetik bir hani sözlük diyor ya, alfabetik hani A, B, C, D giden şeklinde giden bir isimler yok. Karışık ve aralarında birbirleriyle özellikle bağlantılı olan isimler. Bu yani bir öyküden diğer öyküye atlıyorsunuz. Oradaki bir karakterden bir başka, hani o karakter, hani o öykünün içerisindeki karakterin diğer öyküde yan roldeyken başrole geçmesi, yan roldeyken başrole geçmesi şeklinde birbirleriyle bağlantılı öyküler var. Benim ilgili okuduğum bir kitap oldu. Hani çok aşırı derecede hani merakla falan okumadım ama severek okudum. Bu nedenle de sizinle de paylaşmak istedim. Ha, diğer bir yandan burada özellikle bu kitaba da bir gönderme vardı. Lupita Ütü yapmayı seviyordum. Bunu da ayrıca Can'ın kampanyasında yoktu. Öncesinde almış olduğum ve okuduğum bir kitaptı. O nedenle paylaşmak istedim ama burada Müge İplikçi'nin kitabında da görünce çok hoşuma gitti. Şimdi Müge Hanım'ın kitabını şöyle yan tarafı alıyor ve Lupita'dan devam ediyorum. Laura Esquivel'in kaleminden çıkan ve özel Acı Çikolata ve Gurmenin Son Yemeği gibi kitapları olan bir yazar. Çok güzel, çok akıcı, sizi hemen içine alan bir dili olan bir yazar. Ben çok keyifli okuyorum. Ve yazardan çıkan hemen hemen bütün kitapları temin etmeye çalışıyorum. Ben de ikinci baskısı İncikut tarafından da dilimize çevrilmiş. Lupita aslına bakarsanız bir kadın polis ve diğer kitaplarında olduğu gibi aslında yazar bunda da Lupita'nın neden ütü yapmayı sevdiğini, neden ya da işte örneğin yemek yapmayı sevdiğini veya neyi sevmediğini şeklinde sevdiği şeyleri başlıklar halinde açıp olayları onun üzerinden anlatmayı çok seviyor bu yazar. Ben de keyifli okudum. Çok da hoşuma gitti. Bu nedenle Lupita ütü yapmayı seviyor diyor. Ayrıca önermek istiyorum. Acı Çikolata'yı okumadıysanız muhakkak okumanızı, Gurmenin Son Yemeği de yanlış hatırlamıyorsam yine aynı yazarın olması gerekiyor. Onu da okumanızı öneriyorum. Çünkü çok keyifli bir dili var. Özellikle yaz aylarında da çok rahatlıkla okunabileceğini tahmin ediyorum. Sizin de hoşunuza gideceğini düşündüğüm için de paylaşmak istedim. Okuduğum son 2 kitap ise her ikisi de aynı yazara ait. Seray Şahiner'den biri Kul, diğeri ise Hanımların Dikkatine. Hanımların Dikkatine 2012 Yunus Nadi Öykü Ödülü'nü almış 4. baskısı olan bir öykü kitabı. Kul ise bir roman. Bendeki 2. baskısı. Bir diğer önceki videomda da bir Seray Şahiner kitabı vardı. Bu aralar Seray Şahiner'in kitaplarını mümkün olduğunca okumaya çalışıyorum. Bunu internetten almıştım. Kul'da bir Mercan adında bir karakterimiz var. Bir apartman temizliğiyle ilgili bir hanımefendi. Bu arada konularından da kısaca bahsedeyim.
Eşi bazen geliyor yanına, bazen gelmiyor. O gittiği zaman geri gelsin diye Mercan neler neler yapıyor. Dualar okuyor, adaklar alıyor. Bir çocuğu olsun istiyor. Olsun mu olmasın mı ne olsun durumunda pek çok anlatı var. Çok keyifli bir dili var Seren Şahiner'in. Bu nedenle de ben Seviyorum kitaplarını. Hanımların dikkatine olan kitabında ise bu biraz daha önceki yazmış olduğu kitabı. Bu bir öykü kitabında ise hanımlar gözünden nasıl bakıldığı, işte eleştirileri, tavsiyeleri şeklinde pek çok başlık var. Bu nedenle de benim de keyifli okuduğum kitaplardan ikisi oldu. Yine Can Yayıncılık'tan çıkan bu yazarların da okumuş olduğum ve sizinle paylaşmak istediğim kitaplardı. bugün itibariyle size mümkün, yani bir Doğan kitap dışında Tamamıyla Can Yayıncılık'tan hop düştüm. Kitaplardan bahsetmeye çalıştım. Umarım hoşunuza gitmiştir ve ilginizi çeken kitaplar içlerinde vardır. Ve sizin de keyifli okuyacağınız kitaplar çıkar diye düşünüyorum. Şimdi bu kadar demek istiyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kitapla kalın.